Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programı ile karşınızdayız. Bizleri kanalt.com ve Kanal T'nin Facebook sayfalarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu. Gerçekleştireceğimiz sohbetin hemen ardından kısa bir haber bülteni vereceğiz. Daha sonra ise Kasaplar Birliği Başkanı Sayın Halil Akbıçak konuğumuz olacak. Hemen konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk değerli dostum. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Evde kal, güvende kal da 1,5 ayı hemen hemen geride bıraktık. Bu zorlu süreçte üzerimize düşen gerek siyasi olarak, gerek vatandaş olarak ne gerekiyorsa yapmaya çalışan bir süreç içerisindeyiz. Evet efendim, ilk olarak hemen isterseniz kan bağışıyla başlayalım. Talasemiya Derneği biliyorsunuz ülkede en çok kana ihtiyaç duyulan hastalık grubunun, hasta olan insanların kan ihtiyacının karşılandığı bir dernek. Bunun içinde COVID-19 salgını sonrasında bu insanlar, bu hastalarımız büyük sıkıntı içerisine düştüler. Evet. Kan stoklarında eksilme meydana geldi. Sürekli de çağrıda da bulunuyorlar. Siz de Ulusal Birlik Partisi olarak geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlattınız gençlik kollarıyla birlikte. Nasıl oldu, nasıl gelişti, istediğiniz sonuca ulaşabildiniz mi? Şimdi tabii ki tersten başa doğru geleyim. İstenilen sonuca, arzu ettiğim sonuca tam olarak ulaşmış değiliz. Çünkü bildiğiniz gibi sokağa çıkma kısıtlı. Sonuçta bazı insanlara da bu bulaş hastalıkla ilgili bir panik var. Tabii ki işin esas mimarları Ulusal Birlik Partisi'nin gençleridir. Evet. Biz sadece başkanlar olarak, abiler olarak daha doğrusu yardımcı olmaya çalıştık kendilerine. Ben o gün kan bağışı gününde de yine yaptığım röportajı da yine ben dile getirdim. Bugüne kadar herkes şeye odaklanmış durumdadır. Covid-19'a, koronavirüsüne odaklanmış durumdadır. Ama bu ülkede korona dışında da maalesef hastalıkla ve hastalığın pençesinde savaşan insanlarımız da var. Bunların hatırlanması gerekiyordu. Bunların bir şekilde tekrardan toplumun gündemine getirilmesi gerekiyordu. Bildiğiniz gibi talasemi hastalarında sürekli olarak kan nakli yapılması gereken, kan alması gereken hastalarımız, vatandaşlarımız. Tabii ki bu tek Lefkoşa ile ilgili sınırlı değil. İşte Pazartesi günü Lefkoşa'ydı. Dün Girne ilçesi gençlik kolları düzenledi. Bugün Gazi Mahus ilçesi gençlik kolları düzenliyor. İşte Kızılay'la işbirliği ile ilgili. Evet. Şimdi bazen sosyal medyada da çok üzülerek takip ediyorum. Sevgili dostum, biraz belki kapa olacak ama sosyal medyayı son 40 günde özetlersek bekara kare boşamak çok diyebiliriz sosyal medyanın havasıyla ilgili. Herkes uzman oldu, herkes bilir kişi oldu. Mesela geçen gün bir haberi paylaştığımızda bu kanla ilgili belki birçok sivil toplum örgütünü belki harekete geçiririz. Çünkü sonuçta bu insanlar da işte korona var, 2 ay bekleyelim gibi bir durumda değiller. İşte nasıl verirsiniz, işte toplum sağlığını riske atarsınız. İlk önce şunu söyleyeyim, orada hemşire var, görevliler var. Baştan aşağı dezenfekte oluyorsunuz. Maskeniz, eldiveniniz, her şeyiniz onlar tarafından sağlanıyor. Size sadece kan vermek kalıyor. Örneğin dışarıda o başvuru formlarının doldurulduğu bölgeler, yerler vardır. Onlarla ilgili de tamamen sosyal mesafeyi koruyarak, yani bütün tedbirleri alınarak açıkçası orada rahatlıkla kan verebiliyorsunuz. Bir de zaten her sağlıklı insanın en az 6 ayda bir kan vermesi gerektiğini hatırlatırım. Vücudun sağlamlanması, yenilenmesi, tazelenmesiyle ilgili. Zaten bu kanı verdikten sonra, hiç vermeyenler için ben bunu söylüyorum. Öyle bir hafifleme geliyor ki vücuda. Öyle bir huzur geliyor ki. Yani bir görevi de yerine getirmenin verdiği bir de maneviyat huzuru da vardır. Evet. O da yerine geliyor. Bunu tüm toplumumuzun açıkçası yaşamasını temenni ederim. Ve bu kampanyaların da adaya yayılarak devam etmesini isterim. Çünkü tek, evet belki şu andaki en büyük sorunumuz COVID-19'dur ama unutulmalısın ki bunun dışında da birçok kanser hastamız, talasemi hastamız, diyaliz hastamız, şeker hastamız, birçok hastalarımız da hizmet için maalesef sıra bekliyorlar. Talasemi Derneği Başkanı'nın da zaten bu yönde sürekli çağrıları var kendisinin. En azından inşallah bu da bir ilk adım olur. Diğer sivil toplum örgütleri, diğer siyasi partiler, herkes birey olarak da giderler, kan verirler. En azından kan vermek hayat vermektir. Kesinlikle. Bu yönde bir çağrımız da olsun. Evet efendim, biraz da isterseniz politika konuşalım, siyaset konuşalım. Covid-19 sonrası gelişen bazı olaylar var. İşte hem ekonomik olarak hem de sağlık alanında
yatırılan adımlar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açıkçası hiçbir ülke bu pandemiye hazır değildi. Onu net olarak altını söyleyelim. Sevindiğim bir nokta var. Vatandaşımız haklı olarak devletini, hükümetini dünyanın devleriyle karşılaştırıyor. Bu güzel bir şey. Demek ki bir şeyler yapılabildi ki bir İtalya'yla, bir İngiliz, bir Avrupa ülkeleriyle mukayese edilebiliyor. Ve ABD'nin o biliyorsunuz işte 500 milyar dolar, ilk etapta sonra 750 milyar dolar daha ticarete, ekonomiye bir katkı sağlamasıyla ilgili süreçler. Tabii ki unutulmalısın ki izolasyonun altında tutulan da bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bazı gerçekleri masaya koyarak konuşmak gerekiyor ki doğruyu bulabilelim. Dönem birlik dönemidir, dönem tek yumruk olmada dönemidir. Ben bunu zaten sürekli olarak sosyal medya paylaşımlarımda da ben bunu dile getiriyorum. Tabii ki hükümetimizin bu olanaklar çerçevesinde aldığı tedbirlerin çok büyük bir oranda zaten faydalarını görüyoruz. Evet. Anında kararlar. Bunu ilk başta şunu alalım. Alman turistlerin adaya girmesiyle ilgili. Eğer Alman turistler her şey bir vesiledir sevgili dostum. Alman turistler bu adaya gelmeydi. Covid-19'un bu kadar burnumuzun yanında olduğunu belki de bu kadar erken idrak edemeyecektik. Bu elde var. Sonra hızlı bir şekilde kademeli kapanan iş yerleri, kamu, kademeli olarak sokağa çıkmayla ilgili kısıtlamaların gelmesi, halkı bunaltmadan, halkı paniğe sokmadan. Bakın, isim vermek istemiyorum. Ben kimseyi bu dönemde hedef tahtası haline getirmek tarafları değilim. Ben bu dönemde kimseyi daha hedef tahtasının üstünde oturtmak tarafları değilim. Hatırlayın Covid dönemlerinde ilk başladığında bazı kesimler o hal, olağanüstü hal, olağanüstü hal, olağanüstü hal ilan edilmesi yönünde çok ciddi baskılar yaptılar. Ve o halin ne anlama geldiğini bilmeden de birçoğu baskı yaptı o halle ilgili, neyin olduğuyla ilgili. Ve bu süreç içerisinde bazı rakamlar telaffuz edildi. Eğer o hal ilan olmazsa işte şu şeyde Nisan'ın şu tarihinde şu kadar vaka, bilmem hangi tarihte 24 bin, 30 bin, 40 bin vakalara çıkacağız diye ciddi anlamda halkı paniğe sürüklettirecek bir süreç yaşadık. Sonraki süreçte bakalım hükümetin aldığı tedbirlerle ilgili iki tane vatandaşımız, iki de Alman kafirde gelen vatandaşımız artık bizden sayıyorum bunları da, dört kişinin üzülerek vefatını takip ettik bu süreç içerisinde. Tabii ki bu arada test sayısı yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Ama gerek Başbakanımızın gerek Sağlık Bakanımızın açıklamaları teknik yani personel anlamında olsun ve elimizdeki kit sayısıyla ilgili olsun bakıldığında maalesef çok da arzu edilen bir noktada değiliz. Çünkü sonuçta bunlarla ilgili ayrı uzmanlıklar gerekiyordu ve daha küçük toplumlarda bizim gibi küçük ölçekli toplumlarda maalesef böyle çok fazla da nitelikli bir adam bulmayla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yani günlük test ortalama 400 civardır. Güneyde bu olay işte 1000-1200 civardır. Türkiye 45 bini günlük gördü. Olarak gördü. Tabii ki ama bugün bakıldığında ülkemizde nüfus oranına göre Avrupa ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına yani istatistik bilgilerine göre bakıldığında Kıbrıs'ta yatay seyrediyor. Bu en büyük başarısı halkımızındır. Evde kal, güvende kal. Sokağa çıkmayanın katılım oranı, destek oranı ilk iki hafta hariç. O da biliyorsunuz piknik alanları dolmuştu. Evet. Hatta sahil yürüyüşler dolmuştu. Ondan sonra olay ciddiyete varınca bu oran halkta %99'a varan oranlarda uyuldu değerli dostum. Evde kal, güvende kal. Bununla ilgili. Ve Kıbrıs Türk halkının bu bilinçli hareketi, bu hükümetin aynı andaki koordineli çağrısı, halkın uyumu bizi bu başarıya kanıtlardı. Ve şunu söyleyeyim. Covid'le yaşamaya alışacağız. Uzmanların söylediği budur. Covid da günü gelinde bir gribal enfeksiyon gibi bir olay olacak. Ha, tek farkı şu anda tedavisinin veya aşısının daha tam olarak bulunamamasından dolayı bir panik vardır ve bugün tüm dünya devletlerinin aldığı tedbirler nedir? Sağlık sisteminin çökmemesi üzerine alınan tedbirlerdir bunlar. Yoksa sen de ben de günü gelinde gribal enfeksiyon gibi. Mesela ben burada oturacağım bir yıl sonra Covid bulaşacağım. Hapşuracağım. Sevgili dostum çok yaşa diyeceksin. Bana burnumu silip programımıza devam edeceğiz.
Yani evet. O da zamanında nasıl grip bir salgındı ve milyonları götürdü dünyada. Şu anda sadece grip dediğimizde birçok yaşıyoruz ve geçiyoruz. Covid de aynı şekilde olacak. Belki 6 ay sonra, belki 7 ay sonra. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Ve bu süreç içerisinde az önce cümleme gereken de bir şey söyledim. Sosyal medyanın son 40 günlük hikayesiyle ilgili dedim ya, evet. Bekara boşamak çok doğru diye. Ben halka şu çağrı yapıyorum. Sadece güvenli kaynaklardaki bilgileri takip edin. Sosyal medyayı görüyorum. Üzülerek de takip ediyorum bazı kişileri. Küfürler havalarda uçuşuyor. Söylemler çok garip söylemler. Olayların gerçekten ne bildiğimiz için, neyin olduğunu bildiğimiz için, sırf 4 tane 5 tane like daha fazla alacak diye hükümetine, devletine, organlarına sövenler mi, sayanlar mı? Bunlar zaman, halkı doğru şekilde motive etmiyor değerli dostum. Halkın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğu bir süreçte ise herkes soğukkanlılığını sürdürmekle mükellef. Peki Sayın Başkan, o zaman şunu soralım. Yani bu sosyal medya ile ilgili konuştuğunuz için ve şikayet ettiğiniz için belli noktalarını evet. soruyorum. Bir yasa gerekmiyor mu artık? Yani kime bilişim sorsanız, yasasının çıkması gerekiyor. Kime sorsanız aynı şikayeti söylüyor. Aynı ifadeleri kullanıyor. Ama iş yasamaya geldin mi orada tıkanıyor bu. Yani bunun önünün açılması için de artık bir adım atılması gerekmiyor. Çünkü kesinlikle. Bu en alttan en üste kadar herkesi rahatsız eden bir durum. Yani bakıldığında son olarak yaşadığımız Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımızın biliyorsunuz evet. o karikatür olayı var. Şimdi belki de siyasilerin içerisinde Yeşil Irmak'tan Karpaz'a kadar en çok insanla temas edenlerden biridir Ersin Tatar siyasi olarak, siyasi yaşantısı boyunca. İnsan seviyesiyle dolu bir insandır. Zaten hiçbir zaman lafını esirgemeyen bir insandır. Sözü özü bir insandır. Herkese bu doğallığı da seviyor Ersin Bey. Şimdi bu ülkenin bir başbakanına siz bir deli gömleği giydirerek bunu siz karikatürize edemezsiniz. Ondan sonra bunun tepki geldiğinde peki nerede sanatın özgürlükleri? Evet, sanat özgürlüğü. Düşünce özgürlüğü vardır bu ülkede. Eğer biz bugün bu stüdyoda düşüncelerimizi şu kameraya bakarak söyleyebiliyorsak bu düşünce özgürlüğünün bize verdiği bir haklardan dolayı rahat söylüyoruz ama eğer benim söylemim ve eylemim senin özlük haklarına, senin özel yaşantına müdahale olursa, senin ruhuna müdahale olursa bu kusura bakmasın ama özgürlük değildir. Ve biliyorsunuz Sayın Başbakan polisi şikayet ettik. Bu çok ağır bir hakaretti bakıldığında. Şimdi Ersin Bey'in dünya kadar karikatürü vardır. Yayınlanmıştı gazetelerde. Hatta birçoğunu kesmiştir hatıra diye odası, yukarıda odasında evet. bunları bir yerde de arşivlemiştir. Ama ben kendimle empati yaptım da. Böyle bir deli gömleğiyle çok özür dilerim. Ama hiçbir insanın hele toplum tarafından seçilmiş bu ülkenin başbakanı yapmış bir insanın topluma örnek ve lider olan bir açıklamasıyla toplumu o binlerce insanı kitleden hareket ettirebilen bir kişiyi bu şekilde karikatürize edilmesini ben çok iyi niyetli, çok demokrasi kisvesi altında, çok özgürlükler altında olduğunu da düşünmüyorum. Peki bunun için meclisin harekete geçmesi gerekiyor mu sizce? Artık yani kesinlikle, bu toplumun artık genel sorunu. Yani burada bir olayı kişiselleştirmenin dışına çıkararak soruyorum ben. Yani toplumun genel sorunu. Program yaparken biz aynı şekilde karşılaşıyoruz. Evet. Siz bir haberle ilgili bir görüşünüzü ifade ediyorsunuz. Bir ilçe başkanısınız. Sizinle evet. aynı düşünen olur, düşünmeyen olmayan olur. Evet. Bir basın bildirisi yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. İşte bu devletin ajansında çıkıyor. Diğer bütün medya organlarına bakıyorsunuz altında bir ton yorum. Yani yorum yaparken de bir şeyleri tutturmak lazım. Yani tutar dalınız olmalı. Bir şey eleştirirken eleştiri ölçütlerini de bilmek lazım. Görüşünüzü beğenmeyebilirsiniz. Attığı başlığı beğenmeyebilirsiniz ama bu şu değil. Karşıdaki insanı rencide edici, onun özlük haklarına hakaret edici ifadeler kullanmayı size vermez bu. Ben, işte bunun için de bir adım atılması gerekmiyor mu? Yani hani gene aynı konunun başına geldik ama hepimiz şikayetçiyiz ama bir türlü bunun çözümü yok. Yani bununla neticede ilgili, bu bir yasaya bakar. Bununla ilgili çok ivedilikle ki dün Sayın Ekonomi Enerji Bakanı Sayın Hasan Taşoğlu'yla bir sohbetim oldu. Onunla kendisiyle de konuştuğumuzda Sadık Kıdır artık ivedilikle dedi bana bu bilişim yasasının bir an önce ivedilikle meclisten geçmesi gerekiyor ve gelmesi gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda artık
hakaretlerin boyutu ciddi anlamda artık zirve yapmış durumdadır. Çok güzel bir şey özetlediniz. Programımızların altında size de bana da belden aşağı çok özür dilerim. Kaba tabirle konuştuk biraz ama yoruma gider ama unutulmalısın ki bizler de insanız. Bizler de etten kemikten insan, bizim de evlatlarımız var. Nasıl ki sizler bu canlı yayınları izlerken, yorumları okurken bizim evlatlarımız da bu yorumları okuyor. Kimsenin, evlatlarımızın, ailemizin psikolojisini bozmaya hak yoktur. Çıkarsın eleştirini, terbiye kuralları çerçevesinde yaparsın. Vay senin bilmem değil. Sonuçta bugüne kadar bakın, hiçbir zaman benim küfürlü hiçbir yayınım yoktur. Bana çok saldırılar olur. Doğaldır. Şu anda iktidardasın. En büyük siyasi partinin en büyük ilçesinin başkanıyım. Doğal olarak aktifim. Doğal olarak birçok konunun içindeyiz. Çok hakaretler yedik. Ama hakaret edenlere dönüp hepsine de saygıyla dilimizin döndüğü kadarıyla cevabını vermeye çalıştık. Evet, ama ciddi anlamda %100 haklısınız. Bu bilinç esasının bir an önce geçmesi lazım. Evet, bir izleyicimiz Cihangir Bey, meclis bu sistemiyle harekete geçemiyor demiş. Parlamenter sistem yürümüyor artık. Başkanlık sistemi şart, başka yol yok. Yani başkanlık sistemini ben de desteklenenlerden biriyim, açık söyleyeyim. Bu konuda da çok netim. Çünkü evet, parlament olacak, yasalarla ilgili bir denetleyici makam olacak. Bugün de bunun birçok örnekleri vardır ama bugün bir başkanlık sisteminin geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Evet. Evet, başkanlık sistemi bunun tabii geçmesi ki gerekiyor. Ve daha hızlı, daha interaktif bir yönetim şekli gelebilir mi? Çok rahat gelebilir. Çünkü çok ciddi anlamda kamunun çok ciddi anlamda bir hantallığı söz konusudur. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Her zaman unutuyoruz ve unutturmamalıyız. Bu Covid sürecinde emeği geçen birçok insanlar var. Kamu çalışanlar, başta sağlıkçılar olmak üzere sevgili dostum. Evet. Polisler, belediye çalışanları, görevinin başında olan kamu ve her zaman özel sektördeki insanlar hep unutulur sayılırken ve mesela bir market çalışanları hiç ara vermediler, hiç durmadılar ve sizlerin, bizlerin, ailelerimizin refahı, huzuru ve sağlığı için hiç ara vermeden siperane bir şekilde çalıştılar. Ben bunlara da çok çok teşekkür ederim. Yardımlarla ilgili evet, özellikle Mustafa Akgün, onu da size selamları var. İyi yayınlar demiş. Evet başkanım, yardımlarla ilgili. Yardımlarla ilgili özellikle en çok sorulan sorular, ben burada açık ve net konuşacağım sevgili dostum. İşte ararlar, başkan İAŞ'a çantası yok mu? Başkan bize, işte bölgemize İAŞ'a gelmesi gerekiyor. Gıda yardımıyla ilgili yani. Şimdi dostum baktıktan ne ilçenin hesaplarına ne bizim hesaplarımıza herhangi biriyle ilgili bir İAŞ'a yardım yaparken bir resmimizi görmem. Çünkü bu tip yardımların gizli olanını makbul sayarız. Evet. Tabii ki İlk 20-25 gün boyunca çok ciddi anlamlarda gelen isteklere, taleplere yardım etmeye çalıştık ve İAŞ'lerimizi arkadaşlarla, muhtarlarımız üzerinden, başkanlarımız üzerinden yani ulaştırmaya çalıştık. Sonra çok üzülerek söyleyeceğim bunu. Lütfen beni izleyenler de yanlış anlamasın. X partiden İAŞ'ı alıyoruz, alıyor. Y partiden de alıyor, Kızılay'dan da alıyor, başbakan adına yazdırmış, vakıflardan da alıyor. Bir eve 4 tane İAŞ'a girdi, tespit edildi. Tespit ettiniz bunu yani. Bunlarla ilgili kurumlarla görüştük biz. Evet. Ve evet, bizim de bizi de kırmayacak veya bizi arayan çok sayıda iş adamımız oldu. İşte başkan, işte ben 200 koli hazırlamak istiyorum. İşte ihtiyaçlarıyla dağıtın, bana yardımcı olur musunuz? Veya diğer adam, başkan işte 150 kolim var, bir diğer adam 70 koli. Yani herkesin kendi bütçesine göre bir koli veya İAŞ'a torbası hazırlığı var. Dedim ki arkadaşlar, bunların hepsini lütfen götürüyorum ve Kuzey Kıbrıs Kızılay'ına teslim edin. Dağıtım onların üzerinden olsun. Çünkü bu işi ciddi anlamda ranta çeviren insanlar var değerli dostum. Ben çok ciddi anlamda üzülüyorum ben buna. Çünkü hiç alamayan hakkını yiyen insanlar var. Ondan sonra sitem ediyorlar. İşte falancası getirmedi. Yani bu işi ciddi anlamda geçiren insanlar oldu. Bugün Vakıflar İdaresi ile görüştüğünüzde onlar da
Çok güzel bir sistem var. İsim yazmışlar. Tabi bu isimler onlar da gizli. Kimse rencide olmasın diye. Ama bugün bir bakıldığımda mesela beni arayan herkesi ben başbakanlıkta 41-42'ye başbakanlığında bu noktada yardım koordinasyon heyetine, koordinasyon merkezine yönlendiriyoruz. Veya Kıbrıs Türk Kızılay'ına yönlendiriyoruz. Şeyleri, başvuru, online başvuruları. Bunun gerçek gayesi şu. Eğer ben almışsam ve 4 kişilik bir aileysem bana verilen gıda yardımı işte 10 günlükse ne kadar verileceği uzmanlar tarafından belirlenecektir. Evet. Ya Sadık Kardeşim oldu. A partiden, Y partiden, Z partiden, X iş adamından, O bilmem neyinden 5 ayrı yerden Sadık Kardeşim oğlu kilerini doldurmayacak. Hakkaniyetli bir şekildeyse hiç alma insanlara da bu yaş yardımlarına ulaşması gerekiyor değerli dostum. Çok üzülerek söylüyorum. Faiz Bey de aynı şeyi ifadeleri kullanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu başvurularla ilgili özellikle. Evet. İhtiyaçlı olmayanların da. Onun Faiz Bey kararını vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yanlış anlamayın beni. Evet. Yo, ben yani, bunu iyi bilgi olarak ben söyledim. Onu izledim. Çok özür dilerim. Yani Sayın Sucuoğlu'yla ben 3,5-4 sene beraber çalıştım ilçe başkanında ama katıldığım var. Katılmadığım konular da var. Evet. Ben bu söylemine çok katılmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Onun kararını sen ben veremeyiz. Eğer bu adamın yasal hakkıysa alacaklar. Niye yatırıyor bu kişiler sosyal güvenlik haklarını? Başı sıkıştığında bu yardımı devletten alabilsin. Evet, belki şu anda belki benim bir araba, ben kendim için değil çünkü beni kapsamıyor ayrı mesele ama. Ama örneğin senin iyi bir araban vardı, kazanmışsındır, yapmışsındır, almışsındır. Ama sonuçta devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmişsin, sosyal sigorta ihtiyaçlarının anlamında getirmişsindir. Çalışanların yükümlülüklerini yerine getiriyorsundur. Bu senin yasal hakkındır, hiç kimse kusura bakmasın. Yani ben bu söylemlere, o haklı bu haklı, biz mahkeme değiliz. Evet. Peki Sayın Başkan, bu dün Türkiye'de AK Parti MYK'sı toplandı. MYK sonrası AK Parti sözcüsünün bir açıklaması vardı. Hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz ve karşılayacağız da, karşılıyoruz da dedi. Evet. Siz de dinlediniz bunu. Doğrudur. Bu gelen yardımlarla ilgili ortada bir bilgi eksikliği var mı sizce de? Burada bir kaotik ve türbünlere oynama gibi bir durum var. Çok özür dilerim. Şimdi sağlığın dini, dili, ırkı olmaz. Bugün bakıldığında dünya devi bir Almanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sıkışıp kalan vatandaşlarını alma tenezzülünde bile bulunmamış. Ve bunları 14 gün boyunca, 15 gün boyunca bu dar olanaklar evet. çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti idam ettirmiş, sağlıklarını, hasta olanları iyileştirmiş ve gönderdi. Bugün bir bakıldığında dünyanın sömürgesinde bir numara olan şeyi değerli dostum. İngiltere. Başbakanın ilk sürü sağlık sistemi dedi. Kendisi de şu anda COVID-19 ve 20 bini dün akşam itibariyle devirdi. Ölü sayısı. Evet. İtalya. İspanya. İspanya daha kötü durumda. Bugün 17 bini yani nüfusa bakıldığında en çok oranda ve dünyanın devi süper gücü dediler. Amerika Birleşik Devletleri şu anda çaresizlik içerisine girmeye başladı. Hatta isterseniz tam da bu noktaya değindiniz. Hı-hı. Yönetmen arkadaşımız Ersan Balıkçıoğlu'ndan isteyelim. Covid-19 ile ilgili bizim günlük tabloları yeniliyoruz Sayın Başkan. Hı-hı. Esasen güzel de bir noktada ifade ediyorsunuz. O tabloları da ekrana getirirlerse siz de en azından onun üzerinden daha net bilgileri paylaşırsınız bizden. Yani. Tabii ki ekrana bakmadan sosyal medyada bir sıkıntı var galiba. Evet, elektriklerde sıkıntı olunca. Ve bugün bakıldığında Avrupa'ya tıbbi malzeme yardımı yapan bir anavatan Türkiye. Evet. İngiltere'ye, İspanya'ya uçaklar dolusu yok ki bir kolicik veya bir çantacık değil. Uçaklar dolusu tıbbi malzeme gönderir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin yumuşak karnıdır. Bunu herkes bilir. Kıbrıs dedi mi Türkiye ayağa kalkar. Bizim ayağımız taşa değsen Türkiye Cumhuriyeti ayağı ağırmasından havaya sıkar. Bu kadar çok düşkündürler. Biz birebir görüşüyoruz. Evet. Ve bilindiği üzere dün Sayın Çelik'in açıklamalar vardır. Biz her anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız diye defakan açıklamalar var. Evet, bugün bu arada Türkiye. Bu Türkiye'nin, şimdi dünyanın tablosu gelecek. Toplam vaka sayısı Türkiye'de 95.591, vefat eden vaka sayısı 2.259,
Yapılan test sayısı 713.409. Evet. Evet, Güney Kıbrıs vaka sayısı 784. Ölüm oranı 17. İtalya 183.957 vaka, 24.268 ölüm. ABD 810.276 vaka, 44.234 ölüm. İspanya 204.178 vaka, 21.282 ölüm. Yani 20.000 rakamlarını şu an aşmış durumdalar. Kesinlikle ve ciddi anlamda da S4. Dönelim bizim ülkemize. Evet. Evet, tabii ki kuzey ile güney sonuçta aynı coğrafyada yaşayan iki komşuyuz. Nasıl ki elektrikle ilgili zamanında büyük sıkıntılı olduklarında biz interkonnekt sistemine evet. elektrik vermeye başlamıştık. Veya daha sonraki süreçte Anadolu'dan gelen suyla ilgili gerek dönemin Cumhurbaşkanı gerekse Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamaları talep etmeleri durumunda bu suyu da evet. kulaklıkları durumunda kendilerine verebiliriz. Çünkü biz Türk ırkı ve Türk halkı olarak paylaşmayı seven, komşuluk ilişkilerini yüksek tutan bir ırkı. Evet, bu süreçten oldu. İki toplum, sağlık toplumu, işte ilaç alışverişiyle, ilaç görüşüyle ilgili bir süreç yaşandı. Bu sürecin kontrolünün tamamıyla Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Bölümünde olması gerekiyor. Bu ilaçlar geldi ama öyle bir yaygalara çıktı ki, öyle bir reklam yapıldı ki, Türkiye Cumhuriyeti buraya uçaklar dolusu, bakın bizi kıran nokta şu, açık ve net konuşacağım. Türkiye Cumhuriyeti uçaklar dolusu ilaç gönderdi. Ağzını açıp bir gram teşekkür etmeyenler 10 paket güneyden gelen ilacı neredeyse sosyal medyadan o kadar çok sponsorlamışlar ki maddi anlamda yayılsın o ilaçların şeyi kodukları sponsorluk parası daha fazla çıktı ilaçların parasından. Şu kadar bir koli. Önemli değil. Bir hap bir yardımdır. Bir hap günde bir can kurtarır. Biz her şeyi açız. Gün istesine verelim ama ilaç çalışacakta diyor ki 21.600 kutu zaten bizde var bu ilaçtan. Hem daha iyisi var. Bir üstü var. Bu bize verilenler yani güneyden kuzeye gönderilenleri doktorların açıklama yapar. Ben tıp uzmanı değilim. Evet. Ben mimarı bir insanım. Buradaki doktorlar diyor ki bu gelen ilaç görmeyle ilgili sıkıntı yaratıyor diyor. Bizdeki bunun diyor iki tık daha üstü ilaçlarımız var. 21.600 kusurunu verdi. İlaçı çalışacak. Tam kusur atlama. 21.000'in üstünde ilacımız var diyor. Hapımız var diyor bununla ilgili. Sonra ama esas olay şu. Bu olayı bile siyasi rant elde etmeye çalışanlara ciddi anlamda üzülüyorum. Ben ilaçla ilgili ilk kez açıklama yapıyorum bu programda. Çünkü bu toplumu ben germek istemiyorum. Ben bu toplumu gettolara, kutuplara ayırmak istemiyorum sevgili dostum. Evet. Ama bugün bir bakıyorum, neredeyse Avrupa ülkelerinin tamamına yardım elini uzatan bir anavatan Türkiye, bize uçaklar dolusu, ilk günden itibaren uçaklar dolusu, bak bir uçak değil, her gelen uçak, alt kargo bölümü hep neredeyse ilaçtır. Peki Sayın Başkan, bu ilaçların geldiğini duyurmak, bu rakamları paylaşmak Sağlık Bakanlığı'nın uhdesinde değil mi? Yani bunu da bildirmekle yükümlü değil mi? Toplum öğrensin bunu. Toplum bunu bildiriyor Sağlık Bakanlığı ama insanlar istediği bunun, kısmını alıyor sevgili dostum. Şimdi bunun rakamsal bir veri olarak hiç önümüze gelmedi. Sadece bizim gördüğümüz bunun fotoğrafları paylaşıldı. O da kişiler tarafından paylaşıldı. Bu söylediğin çok haklı. Yani bu noktada biz bunu paylaşmak gerekiyor. Şimdi diğer tarafta Türkiye'den AK Parti'nin sözcüsü biz gönderiyoruz diyor yardımı. Ve bu tarafta biz bu yardımları aldığımızı söylüyoruz ama bilmiyor. Ne oranda olduğunu bilmiyoruz. Kaç uçak geldi yani en son gene Ankara'dan gelen uçaklarla birlikte gene yardım malzemesi geldi. Evet. Ama işte bunları bir anlatmak gerekmiyor mu? Yani artık özel uçak biliyorsunuz sevgili Mete. Mete Bey'in getirdiği, iş adamlarımızın getirdiği yardımlar. Bunlar hepsi bence doğrudur, çok %100. Büyük katkılar. Buradan çağrımız olsun Sağlık Bakanlığı'na ki ben programı çıktıktan sonra evet. Sayın Müsteşarımı arayacağım. Çok ciddi anlamda çok güzel bir noktaya değindin esasında. Yani gerek güneyden gelen veya bu süreç içerisinde bir dakika ilaç ilgili değil. Evet, kimden yardım geliyor? Kimden yardım ya? Bu halk, bu kahramanları bilsin artık. Yani bu sosyal medyadaki bu kirliliği de ortadan kaldıralım. Biz kime teşekkür edeceğimizi bilelim. Bu zor dönemde Kıbrıs Türk halkına kim el uzatmış? Biz bunu bilelim. Evet. Bu çok güzel bir noktaya değindiniz. Benim için de çıkar çıkmaz.
Sayın Müsteşarımı arayacağım. Bu konuda beni değil, kamuoyunu bilgilendirmesiyle ilgili yani neticede, bir çalışması ricada bulunacağım ben kendisine. Ki İnşallah da sizin de hastanızda da bu gerçekleşir. Çünkü önemli bir nokta bu. Yani sağlık üzerinden, ekonomi üzerinden hani şu an siyaset yapacak kimse durumda değil. Zaten ülkenin durumu da ortada. Kesinlikle. Bütün dünyanın durumu da ortada. Yani buraya özgü bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri evlere biner dolar gönderiyor hane başına. Yetmedi gene gönderecekler ama gene ona rağmen yetmiyor yani. Şu an öyle bir sıkıntıyla dünya karşı karşıya. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz Sayın Başkanım. Son sözlerinizi de alalım. Neler söylemek istersiniz? Son 3 dakikamız. Tekrardan beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim değerli dostum. Daha 4 dakikamız daha var başkanım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onu doldururuz. Özellikle burada hiç değinmeyen bir konuda özel sektör çalışanlardır. Özel sektör işverenlerdir. 2 aya yakın bir süredir özel sektörün %95'i gıda tedarikçileri, evet, bölümü hariç kapalıdır. İnşallah bu Nisan ayını vukuatsız bir şekilde atlatırız. Bu yatay seyir devam eder, kontrol altına alınır. Zaten kapalı bir devredeyiz. Adayız. Kapalı bir devredeyiz. Uçuşlar zaten kapalıyız. Yine uçuşların kapalı kalacağına olan inancım yüksektir. Yani en azından bir Haziran'a kadar en azından ben herhangi bir uçuş olacağına çok inanan bir insan değilim. Umarım Mayıs ayı içerisinde devletin belirleyeceği şartlarda, kontrollerde ve hijyen kurallarında özel sektörün de artık yavaş yavaş açılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü artık bıçak kemiği dayanmamıştır, kemiği delmiştir. Ve özellikle özel sektör çalışanlarına başta olmak üzere tüm halkımızdan bu süreçte evde kaldıkları için, güvende kaldıkları için hükümetimizin açıklamalarına çok büyük oranda riayet ettikleri için ve soğukkanlılıklarını korudukları için ben çok teşekkür ediyorum. İkincisi, program başında da sonunda da aynı şekilde sağlık çalışanlarımızdan, polisimizden, belediye çalışanlarımızdan ve biz eğer evimizde güvende kalıyorsak ve mutfağımızda aşımız kaynıyorsa bunları tedarik eden market çalışanlarımıza, gıda sektör çalışanlarımıza da ben çok teşekkür etmek isterim. Kolay bir süreç değildi. Kolay bir süreçten de geçmiyoruz. Ama bardağı da şöyle bir dolu görelim. Ben bunu kendimde de yazmıştım. Evet, meslek olarak, siyasi olarak çok yoğun bir insandım. Haftanın 5 günü neredeyse sürekli olarak toplantı halinde olan bir insandım. Yaklaşık 24 saatimin hemen hemen hepsi evlatlarımla birlikteyim. Ailemle birlikteyim. Çocuklarımla o özlediğim zamanı açıkçası yakalamış durumdayım. Paylaşımlarımızı artırıyoruz. Biliyorsunuz ki online eğitimler devam ediyor. Evet. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek okulların, gerekse dershanelerle ve ilgili onları sürekli olarak takip ediyoruz. Günlük oğlumla neredeyse 5,5-6 saate yakın vakit geçiriyorsunuz. Dersleriyle ilgili vakit geçiriyoruz. Eşim sosyal içerikli oyunlarla ilgili uzmandır kendisi. Çok meraklıdır. Çocuklarla işte paylaşımlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bundan 2 yıl önce Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Sayın Derviş Eroğlu'nun, evet, bana bir nasihati olmuştu. Sadık, siyasette iyi gidiyorsun, bir şey oldu mu da bana seslen demişti böyle bir sohbet anında. Ama demiş, sana bir abi olarak şu tavsiyede bulunayım demişti. Ailende anı biriktir demişti bana. Evet, şu anda bizler ailelerimizde o anıyı biriktiriyoruz. Paylaşımımızı arttırıyoruz. Ve açıkçası birçok insan ailesine, sevdiklerine ayırdığı zamanı, ayıramadığı zamanı şimdi ayırmaya çalışıyor. Bir de bardağı bu yönde görelim. Ama dediğim gibi tüm takiplerimizi resmi makamlar üzerinden yapalım. Resmi makamların açıklamalarının dışındaki başka bir açıklamalara itibar etmeyelim. Evde kalalım, güvende kalalım. Evet, bu noktada verdiğiniz mesajlar çok güzel. Yani özellikle siyasi olarak ya da iş hayatı olarak çok yoğun insanların artık belki bu da bir dinlenme evresi gibi mi oldu size göre de? Dinlenme evresinden ziyade ailemizle paylaşma. Bu yorucu bir süreç. Çünkü özel iş yerinizdeyken yorgun olduğunuzda dersiniz ki işte içeyim bir kahve, 2 dakika bir dinleneyim, ayaklarımı uzatayım dersiniz ama evde bir 11 yaşında bir oğlunuz, bir de 5 yaşında bir kızınız olduğu zaman çok fazla dinlenmeye bir zamanınız yok. Bunlar tatlı yorgunluklar. Belki biz ebeveynler olarak gece saat 10.30-11'den sonra belki kendimize bir dinlenmeyle ilgili bir zaman ayırabiliyoruz belki ama hiç önemli değil. Tabii gün gelir kızıyoruz, o disiplini sağlayabilmekle ilgili, otoriteyi kurmakla ilgili ama bilsinler ki anne babalar ne yapıyorsa sevseler de,
kıssalar da, uyarsalar da evlatlarının iyiliği içindir. Ama dediğiniz doğrudur. Bu kayıp zamanı telafi edelim. En azından bu süreçte ailemize daha fazla zaman ayırarak evlatlarımızın fark etmediği özelliklerini fark etmeye başlıyoruz. Evet. Yani bugün bir bakıldığında sabah okula gönderiyorsunuz, akşamüstü evde buluyorsunuz, 2 saat. Çocuk odaya giriyor ödev yapma derdinde. Siz işte hanımlar ev işi derdinde, siz baba olarak başka işin derdinde. Çocuğunuzla günlük 1,5 saatten fazla verimli görüşemiyoruz. Yani bir halk empati yapsın ciddi anlamda, diyecek evet ya doğrudur. Çünkü işten geliyoruz, yoğundur, telaşlar var, aileyle zaman yok. Ama bugün bakıldığında zamandan bol bir şey yok. Evet, haliyle çocuklar sabah kalkıp okula gidiyordu. Döndüklerinde işte evde kendileri acıktıkları için aileyle yemek yiyordu. Hı hı. İşte aile bireyleri bir sofra etrafında toplanması belki hani herkes için mümkün olmuyordu ama herhalde şu an o birliktelikler de büyük oranda sağlanmıştır diye düşünüyorum. Düşünün. Evlatlarınızla beraber kahvaltı yapıyorsunuz. Evet. Öğlen yemiyorsunuz, akşam yemiyorsunuz ve aynı evin içindesiniz. En güzel yanı bu. Peki. Son cümlenizi de alalım Sayın Başkan. Tekrardan sabırla, el birliğiyle ve resmi makamların açıklamalarını itibara alarak bu süreci el birliğiyle hep beraber geçireceğiz. Dönem politika yapma dönemi değildir, dönem siyaset yapma dönemi değildir, dönem hükümet yetkililerinin aldığı tedbirleri ve açıklamalara uyma dönemidir, soğukkanlılıkla karşılama dönemidir. Milyonlarımız da olsa da sağlığımız olmasa o milyonların hiçbir faydası yoktur. Her şeyin başı sağlıktır. Ve toplum olarak da bugüne kadar iyi bir süreç geçirdik. Biraz daha sabır. Çünkü ben de özel sektör işvereniyim, özel sektörüm. Biz de evet zorluklar içerisindeyiz. Ama el birliğiyle bu ayı da hayırlısıyla bir atalım. Uzman doktorlarımızın, uzman kurullarımızın uygun bulması ve görüş vermesi durumunda da Mayıs ayı içerisinde de artık özel sektöründe kademeli olarak açılması temennimdir. Peki. Tekrar bizi izleyen herkese sağlıklar diliyorum. Çok sağ olun Sayın Başkan. Evet, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde Kasaplar Birliği Başkanı Hallak Bıçak bizlerle olacak.